Turgay Güler Ne oldu Akşener? Ne oldu Kılıçdaroğlu? ABD Başkanı Biden 1915 olayları için soykırım dedi. Çok mu şaşırdık? Yo. Biden bırakın 1915'te ne olduğunu Ermenistan'ın başkentini sorsanız bilemez. Emin olun haritada yerini gösteremez. Yahu adamın başkan olduğundan bile haberi yok. ABD müesses nizamı öyle istediği için Soykırım diyor, hepsi bu. Peki ABD müesses nizamının derdi ne? Hiç lafı dolandırmadan söyleyeyim. Erdoğan. Erdoğan düşmanlığı. Daha açık bir ifadeyle Türkiye'nin iddiaları bölgesel bir güç haline gelmesi, söz dinlememesi, ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesi. Bu yahu bu, görün artık. Zira bir türlü durduramadığı Türkiye'ye karşı elindeki son birkaç kozdan birini daha masaya sürüyor. Kozu da bu deli saçması iftira. Erdoğan'ı devirinceye kadar yahut Erdoğan'ı deviremeyeceğini anlayıncaya kadar durmayacak. Hadi biraz hafızamızı tazeleyelim. Gezi olaylarında amaç Erdoğan'ı devirmek değil miydi? 17-25 Aralık yargı darbesiyle ne yapmaya çalıştılar peki? 15 Temmuz'da FETÖ marifetiyle Erdoğan'ı ortadan kaldırmaya çalışmadılar mı? Onlarca yıl emek verdikleri FETÖ darmadağın edilirken rezilce çemkirmediler mi? FETÖ elebaşlarını hala himaye etmiyorlar mı? Ellerinde kalan diğer terör örgütü PKK'ya umut bağlayıp üzerimize salmadılar mı? 50 bin tır dolusu silahı PKK, PYD terör örgütüne kim verdi? Biden çıkıp açık açık Erdoğan'a bedel ödetmeliyiz. Türk muhalif liderlerle onu devirmeliyiz demedim. AK Parti İstanbul'u kaybettiğinde Biden'ın kına yakıp göbek atmadığı kalmıştı. Erdoğan'ı yenmek için dostumuz Türk muhalif liderlerle temasa geçip onları güçlendirmeliyiz diyen Biden değil miydi? Millet İttifakı'nı millet mi kurdu Allah PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile milliyetçilik iddiasında olan İyi Parti'yi başka bir güç mü yan yana getirdi? Madımağ'ın katili ilan ettikleri, Molla diye aşağıladıkları, şeriatçı diye suçladıkları Temel Karamolluoğlu ile CHP hangi kutsal amaçla bir araya geldi? Ömrü CHP ile mücadele etmekle geçmiş, Davutoğlu ne oldu da CHP'nin kuyruğuna takıldı? Biden'ın desteklenmesi gerekir dediği Türk muhalif liderler bunlar değil mi? Dahası Trump kaybetsin, Biden kazansın diye duaya çıkanlar. Yine bunlar değil miydi? Biden soykırım demiş, HDP destek olmuş ve fakat ne İyi Parti'den ne de CHP'den bir ses çıkıyor. Sessizliğe gömüldüler. Tasalanmayın, eli kulağındadır. Ajansları konuyu sulandıracak bir malzeme bulmuştur. Bugün yarın duyarız. FETÖ'nün kolu bacağı kırıldı. PKK darmadan edildi. Mit dünya çapında operasyonlar yapıyor. Savunma sanayimiz düşmana korku salan yerli üretimlerine her gün bir yenisini ekliyor. Doğu Akdeniz'de kararlılığımız sürüyor. Ordumuz 7 düvele karşı destan yazıyor. Karadeniz'de doğalgaz bulduk, Kanal İstanbul inşası konusunda kararlıyız. Güneyimizde kurmak istedikleri ve İsrail menfaatlerine hizmet edecek bir terör devletine asla tahammülümüz yok. Gereğini de yapıyoruz. İşte bu yüzden dertleri Erdoğan ve son bir not asla unutmayın Erdoğan'ı ancak bu milleti ona karşı düşman ederek devirebilirler bunun içinde ellerindeki tüm teknik imkanları seferber etmiş durumdalar yine unutmayın ki bu Türkiye'nin 100 yıl sonra ortaya koyduğu ikinci bağımsızlık mücadelesidir ya olacağız ya öleceğiz